Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Nur Suresi 32-34. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. وَاَنْكِهُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ İçinizden bekar olanları evlendirin. وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Erkek ve kadın cariye kölelerinizden de salih olanları evlendirin. İn yekunu fukara'e şayet bunlar fakirlerse yunihumullahu min fadli Allah kendi lütfundan bunları zengin kılar. İçinde bulundukları muhtaç durumdan onları kurtarır. Vallahu vasiun alim Allah genişletendir ve bilendir. Kimin neye ihtiyacı olduğunu bilen ve ona göre ona genişlik verendir. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de evlenin şeklinde emir var. فَنْكِهُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ diye Cenab-ı Hak evlilikle alakalı orada evliliği emrediyor. Tabi bu emir doğrudan vücub değil de şartlara göre değişen hükümler ifade ediyor. Normal şartlar altında evlenmek sünnet-i müekkededir. Kuvvetli bir sünnet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evlilik benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirse o benden değildir buyurmuş. Burada evlenmeyen benden değildir anlamında değil. Öyle anlamak yanlış olur. Yani kim benim sünnetim olan evlilikten yüz çevirip de gayrimeşru yollara saparsa o benden değildir. Yoksa Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya'nın evlenmemesi gibi, evlenmeye fırsatları olmaması gibi, Zemahşeri, Taberi gibi büyük alimlerin, Seyyid Kutup Bediüzzaman gibi büyük alimlerin evlenmeye durumlarının müsait olmayışı, hizmetlerle meşguliyetlerinden veya ilimle meşguliyetlerinden buna fırsat bulamamaları gibi özel durumlar olabilir. Ama kimyada nasıl ki neşa deniliyor normal şartlar altında. Normal şartlar altında da evlilik insanların çok büyük bir ekseriyetinin belki %90'dan fazlasının gitmiş olduğu geniş bir caddedir. İşte evlenmek bu noktada sünnet-i müekkede ama bazıları için diyelim evlenmeye imkanı var. Nefis de çok böyle zapt edilmez bir durumda. Şayet evlenmezse gayrimeşru yollara düşme tehlikesi varsa o zaman evlenmek farz oluyor. Bazılarında da evlenmeye engel özel durumlar varsa evlenmeleri uygun olmuyor. Demek ki normal şartlar altında evlenmek bir esas ama bunun istisnaları olabilir, özel durumlar olabilir. Bu biraz önce okuduğumuz ayette ise velilere yani çocukların anne babalarına veya toplumun önde gelenlerine, yöneticilere bakan bir emir var. Orada da Allahu Teala şöyle bildiriyor. وَاَنْكِهُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ Sizden bekar olanları evlendirin. Demek ki bekar olanları evlendirmek toplumun üzerinde bir görev tarzında. Anne babanın aynı zamanda bir görevidir bu. Çocuğun anne baba üzerindeki haklarından birisidir. Ama öyle özel durumlar olur ki anne babanın imkanı yok. Çocuk da çalışacak durumda henüz değil. Bu durumda vakıflar devreye girebilir. Vakıflar onu evlendirebilirler. Veya işte bir takım zenginler bu noktada destek olurlar. Onun evlenmesini sağlarlar. Gayrimeşru yolları kapatabilmek için nikah yolunu kolaylaştırmak gerekiyor ve uygulamak gerekiyor. Gayrimeşru beraberliğin alternatifi evliliktir. Ve bu alternatif insanımıza sunulmazsa insanımız bu defa gayrimeşru beraberliklerin peşinde koşacaktır. Ayetin devamında kölelerinizden salih olanları, köle ve cariyelerinizden salih olanları da evlendirin buyuruyor Cenab-ı Hak. Tabi burada şunu belki bilmemizde fayda var. Bu ayetler nazil olduğunda toplumda kölelik vardı. Ve toplumun bir realitesiydi. Bu realiteden hareketle Kur'an-ı Kerim onlarla alakalı hükümleri de ifade etti. Yoksa Kur'an-ı Kerim köleliği ihdas etmedi. Kölelik zaten vardı. Ve Kur'an-ı Kerim köleliği ortadan kaldırmak için ayetler indirdi ve köle azat etmeyi en büyük sevaplardan birisi olarak saydı ve onların hürriyetine kavuşması için çok teşviklerde bulundu. Bunun bir örneğini birazdan zaten göreceğiz. İşte
köle ve cariyeleri de evlendirmek efendilerinin üzerinde bir görev gibi. Günümüze gelince günümüzde o manada bir kölelik yok ama şöyle düşünülebilir. Diyelim bir okulda okul müdürü oranın amiri durumunda öğretmenlerinden henüz evlenmemiş olanlar var, birbirine münasip olanlar var. Bu noktada yardımcı olabilir. Veya bir fabrika patronu, diyelim 1000 kişi fabrikasında çalışıyor. Oradaki insanların kadın erkek çalışanları var. Evlenmeleri noktasında yardımcı olabilirler. Bu noktada teşvikte bulunabilirler. Gerçi şu anda bizim toplumumuzda pek yok ama insanları evlendirecek vakıflar kurulabilir. Osmanlı döneminde bu vardı. Günümüzde de işi tamamen bu olan, bu noktada toplumdaki muhtaç insanlara yardımcı olacak, rehberlik yapacak vakıflar kurulabilir. Kurulduğunda çok faydalı işler de yapabilirler. Ancak tabii bu durum hassasiyeti gerektiren bir durum. Onları evlendireceğiz diye başka şekle de zamanla dönüşebilir. Bu noktada dikkat etmek gerekiyor. Ayet-i kerimede köle ve cariyelerinizden salih olanları diyor. Acaba bu din noktasında bir salahiyet midir salih olmak? Yoksa evlenmeye durumu müsait olan mı? İki yönüyle de ayet-i kerime anlaşılabilir. Din noktasında salih olmak artı bir değerdir. Ama velev öyle olmasa da, din noktasında çok salih olmasa da, evlenmeye durumları müsaitse bunları yine evlendirmek bir esastır. Bunlar fakir olabilirler. Fakirlikten dolayı evliliği terk etmek uygun değil. Yani Allah diyor bu noktada onların önünü açar. Kendi lütfuyla onları zenginleştirir, imkanlarını artırır ve Allah genişletendir, her şeyi bilendir. Nice insan, şu anda evli olan nice insan, belki de evlendiği günlerde pek de imkanı yoktu. Belki de borç içinde evlendi ama ummadığı yerlerden rızkı arttı, imkanları arttı, borçlardan kurtuldu. Bu iş böyle oluyor. Bazı gençler var ki, diyelim başlık parası gibi meselelerden dolayı o parayı biriktirinceye kadar epey bir zaman geçecek ve bu da evliliğe engel oluyor. Dolayısıyla başlık parası gibi şeyleri de kaldırmak lazım. Dinde böyle bir şey yok. Dinde mehir var. Bu mehir başlık parası tarzında doğrudan babaya verilen bir para da değil. Mehir kişinin hanımına, evleneceği hanımına vermiş olduğu bir miktardır. Bu miktar yöreye göre değişebilir, şartlara göre değişebilir. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam imkanı olmayan bir delikanlıya hanımına Kur'an'ı öğret, buna mukabil nikahınızı kıyıyorum demiştir. Yani bu bile mehir olarak sayılabiliyor. Mehirde çok net bir ölçü yok. Şartlara göre, duruma göre, fertlerin sosyal statüleri gibi durumlarına göre değişebilir. Ayetin devamında Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُونِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Nikaha durumu müsait olmayanlar, Allah lütfundan onları müstahni kılıncaya kadar, lütfuyla onlara evlenme imkanı verinceye kadar iffetli bir şekilde devam etsinler. Yani evlenme yaşına gelmiş genç kız veya genç erkek evlenme yaşına gelmiş ama henüz daha evlenmemiş. Nefis bu noktada bastırabilir. Şeytan gayrimeşru beraberliği kışkırtabilir, teşvik edebilir, eder de zaten. Ama erkeğe de kıza da bu noktada düşen iffetli bir şekilde devam etmektir. İffetini korumaktır ve gayrimeşru beraberliği hayalinden bile geçirmemektir. İşte mesela kız kaçırmak gibi bazı olaylar bazı yerlerde olabiliyor. Nikah olmadan onların beraber olması caiz değil. Zina işlemiş olurlar. Ve neticede diyelim evlendiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evveli zinadır, ahiri nikahtır diye öyle buyurmuş. Yani başlangıçta yine çok büyük bir günahı işlemiş oluyorlar. Dolayısıyla bu gibi beraberlikte esas olan nikahtır. O nikaha göre aile hayatının kurulması gerekiyor. Ve nikah oluncaya kadar da baş başa beraber kalmak uygun değil. Diyelim nişanlı olanlar ve bu nişan süresi bazılarında çok da uzayabiliyor.
Nişanlılık süresi aslında iki tarafın birbirini tanıma süresidir. Evlilik değildir. Evliliğe hazırlıktır. Ama bazı nişanlılar sanki evliymiş gibi beraber oluyorlar. Bu beraberlik, yanlarında üçüncü bir şahıs olmadan meydana gelen beraberlik, gayrimeşru beraberliktir, günah işlemiş olurlar. Ve işi ileriye götürüp de aile gibi daha ileri boyutta bir beraberlik yaparlarsa zina işlemiş olurlar. Dolayısıyla nişanlılığın nikah demek olmadığı nişanlılara anlatılmalı. Onlar da ona göre hal ve hareketlerine dikkat etmeliler. Birbirlerini görebilirler, konuşabilirler ama baş başa değil, yanlarında üçüncü bir şahıs olduğu halde. Gerçi günümüzde internet, telefonlar, bunlarla da görüşmeleri oluyor. Bu doğrudan aynı fiziki mekanda beraberlik olmadığından caizdir. Ancak caizdir derken caizin karnı biraz geniş. Orada da ölçülere dikkat etmek gerekir. Yani bunlar yine birbirine yabancıdır. Birbirlerini bir derece tanıma noktasında veya hal hatır sorma noktasında konuşabilirler. Fakat ileri boyutta sanki karı kocaymış gibi o tarzda çok senli benli tarzda konuşmaları yine uygun değildir. Velev telefonda da konuşsa veya internet üzerinden de konuşsalar belli esaslara riayet etmeleri gerekiyor. Riayet etmediklerinde özellikle kız tarafı çok zarar görür. Diyelim nişanlılık döneminde sanki aile hayatıymış gibi beraber oldular. Ardından erkek evlenmiyorum dedi, ayrıldı, yüzüğü verdi, gitti. Bu durumda kız tarafı epey yara almış olacaktır. Ve çevrede bu beraberliklerde duyulduğundan veya görüldüğünden artık o belli bir damgayla yad edilir olacaktır. Buna fırsat vermemek gerekir. İşte evlilik insan hayatında en önemli dönüm noktalarından birisidir. Ve ona iyi hazırlanmak lazım. Böyle hiç yaralayıcı unsurlar olmadan mutlu bir aile yuvası kuracak şekilde hazırlanmak gerekiyor. وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Kölelerinizden mükatebe yapmak isteyenler bunlara gelince فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ ف۪يهِمْ خَيْرًا Onlarda bir hayır bilirseniz, faydalı olacağına inanırsanız mükatebe yapın. Değerli izleyenlerim, mükatebe şu anlamda. Bir insanın diyelim kölesi var. Kölesi diyor ki ben size şu kadar bir ücret kazanıp vereyim. Bunun mukabilinde beni hürriyetime kavuşturun. Ayet-i Kerime buna teşvik ediyor. Eğer onların bu noktada yapabileceğine kanaatiniz varsa verin diyor. Yani bu şekilde izin verin, çalışsınlar, o belli ücreti kazanıp size getirsinler, hürriyetlerine kavuşsunlar. Ve اَتُوهُمْ مِنْ مَا لِلّٰهِ اَلَّذ۪ي اَتَاكُمْ Allah'ın size verdiği Allah'ın malından onlara verin. Yani onlara bu noktada yardımcı da olun. Diyelim sermaye verin, iş yapsın, kazansın, daha sonra size ödesin. Ayet-i Kerime Allah'ın malı diyor. Yani sizin malınız değil. Şu anda bizim malımız görülenler geçici olarak bizim elimizdedir. Hani derler ya mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. İşte şu anda elimizde olan mal bizim değildir. İmkanımız fazla gibi görülse de bu Allah'ın malıdır. Ondan gelen yine ona aittir. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ Cariyelerinizi, kadın köleleri gayrimeşru beraberliğe zorlamayın. اِنْ اَرَدْنَا تَحَسُّنًا Onlar iffetli kalmak istediklerinde, istiyorlarsa لِتَبْتَوُوا عَرَدَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının menfaatini talep ederek onları gayrimeşru şeylere sevk etmeyin. Hazreti Peygamber döneminde münafıkların reisi sahip olduğu köleleri bu tarzda kullanıyormuş. Ayet-i Kerime bunu nehyediyor. Benzeri durumlardan da yasaklıyor. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ Kim onları bu şekilde zorlayacak olursa فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah onların ikrahından sonra elbette gafurdur, rahimdir. Yani köleye zorla yaptırılmışsa Allah onları bağışlar. Tabi burada ikrahın sınırları nedir? O da önemli bir nokta. Bir kimse emri altındakine emrediyorum şu gayrimeşru şeyi yap dese
normalde yapmaması esastır. Ve kanunlarda da günümüzde bu benzeri bir şekilde tanzim edilmiştir. Amirin kanuna muhalif olan emri yerine getirilmez. Yerine getiren her ne kadar zorla getirmiş gibi görülse de yine de mesuldür. Diyelim amir ona silahı verdi, bunu al falanı öldür dedi. Öldürdüğü zaman katil olur. Falan bana emretti demesi onu kurtarmaz. Onun gibi ikrahın da belli sınırları var. Ama diyelim zavallı köle o kadar kendisi de karar veremiyor. Buna rağmen işte art niyetli olan efendisi onu gayrimeşru bir takım şeylere itmişse neticede Allah gafurdur, rahimdir. O noktaya da ayet-i kerime dikkat çekiyor. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ Andolsun ki biz size apaçık ayetler indirdik. Ve مَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin dönemlerinden bir mesel, dillere destan olan, ibretlerle dolu, garabetle dolu mesel getirdik. Ve mev'izaten lil muttakin ve muttakiler için bir öğüt size indirdik. İşte Kur'an-ı Kerim Hazreti Ayşe'nin olayını anlatmak suretiyle işte zina, kadın erkek beraberliği, nikah bu gibi meseleleri bu olay münasebetiyle anlatmış oldu. Ve Peygamberimiz döneminde yaşanmış olan bu olaylardan bize pencereler açtı. O pencerelerden biz şu anda kendimizi de görebiliriz. Toplumun durumunu görebiliriz. Ve Kur'an'da bildirilen bu emirler, yasaklar, uyulması gereken durumlar ne kadar önemli olduğunu gerçekten bu şekilde görebiliriz. Bunlar aile hayatı için son derece önemli olan esaslardır. Her ailede bunlar bilinmeli ve bunlar uygulanmalı. Bu arada geleceğin nesilleri haramı helali bilen nesiller olarak yetiştirilmeli ve aile mahremiyetine dikkat edilmeli. Geleceğin anneleri, geleceğin babaları iffetli bir şekilde bir araya gelmeli. Gayrimeşru beraberlikle değil, evlilik öncesi bazı denemeler yapmak suretiyle değil, evlilik öncesi nişanlılıkla birbirini tanıyabilir ama ileri boyutta tanıma evlilikle gerçekleşecektir. Hatta ömür boyu bile belki birbirlerini çok da tanıyamadan, her insan adeta bir derya gibidir, hayatları devam edip gidecektir. Cenab-ı Hak iffetli bir hayatı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.